göz yaptıracaksın. Büyük bir belirsizlik, büyük bir haksızlık var. Ve şunu görüyoruz ki bu ay son kez kira yardımı yapıyorlar. Arttırın, yeniden uzatın dedik. Ekonomi kötü, para bulamayız, kira yardımı bitti diyorlar. Eğer bu 10 ildeki söz verip de açıkta bıraktığınız 650 bin konut milyonlarca kişiyi kira yardımsız bırakırsanız size buradan söz veriyorum. Eğer katılırlarsa, eğer mücadele etmek isterlerse, eğer haklarını ararlarsa Türkiye'nin en büyük direnişini bu kira yardımı için başlatacağım. Söz veriyorum size. Hem evi yapmayacaksın, hem seçim gitti, kirayı da unutacaksın. Milleti çadırlarda, konteynerlarda yıllarca bırakacaksın. Öyle yağma yok. Sana depremzedeyi ezdirmeyiz. Onlara yukarıdan bakma. Karınca gibi görme. Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Para bulamıyorum diyor. Önümüzdeki pazartesi ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcımız Mehmet Şimşek'e gidip parayı nereden bulabileceklerini gösterecek. Bakın buradan açıkça söylüyorum. 22 yıllık AKP iktidarının yükünü sırtlanacak halimiz yok. Yanlışını doğru diyecek halimiz yok. Onların hatasını düzeltmek için onlara yanaşacak halimiz yok. Doğrusunu biliyoruz. Ama bir yandan kira yardımı ver, para yok. Emekliye zam yap, 10 binle geçirilmiyor, para yok. Asgari ücreti arttır, para yok. Şimdi gelmiş, çaya verdiği para ortada, buğdaya verdiği para ortada, kayasının durumu ortada, para bulamıyor. Para var ama bunda alacak cesaret yok. Biz zenginlerin, para kazananların, yüksek gelir elde edenlerin yüksek vergi vereceği, az kazananın az vereceği, hiç kazanmayanın hiç vergi vermeyeceği bir sistemi savunuyoruz. Oysa onlar 100 liralık verginin 65 lirasını elektrikten, sudan, doğalgazdan, çocuk bezinden, sütten, ekmekten alarak maalesef %65'i garibanlardan topluyorlar. %67'yi garibanlardan topluyorlar. %21'i maaşlardan kesiyorlar. Sadece zenginlerden %11 vergi alıyorlar. Bakın bunun tam ters olması lazım. Öyle olursa emekliye zam da verilir. Kayasıya iyi para da verilir. Asgari ücrete enflasyon iyileştirmesi de yapılır. Her sorun düzelir. Ama siyaset öncelik belirleme işidir. Pazartesi soracağız Mehmet Şimşek'e. Ey Şimşek, sen önceliğin vatandaş mı, yandaş mı? Sen müteahhitten yana mısın, yazıhanlı kayası üreticisinden yana mısın? Onu söyle bakalım diyeceğiz. Her gün yeni bir şeyler duyuyoruz. Bizim vergide adalet dediğimiz yoksulun yakasından düşülecek, vergi alınması gerekenlerden alınacak. Dünyanın bütün vergi cennetlerinde yandaş şirketler var, 1 lira vergi vermiyorlar. Kanunumuz diyor ki